أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعه ta'amehu ve şerabeh. Sadaka Rasulullah fîmâ kâlev Allah nasip ederse birkaç gün sonra Ramazan-ı Şerif'e iştirak edeceğiz inşallah. İslam'ın beş şartından birisi olarak Peygamber-i Zişan öğretti bizlere. İslam beş esas üzere kurulmuştur. Birisi de Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak diye. İslam yalnızca bundan mı ibarettir peki? Hani İslam'ın şartı beştir dediğimiz zaman sanki başka hiçbir şey yok. Yalnızca namaz, hani şehadeti getirdin, dine İslam'a girdin namazı kıldın, orucu tuttun, e zekat zaten varsa vereceksin, malın varsa zaten hacca gideceksin. Yani genel olarak baktığımızda İslam yalnızca namaz ve oruçtan ibaret gibi mi anlamalıyız? Hayır. Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında oruç tutanlar hakkında birçok müjdeleyici hadis-i şerifler buyurmuş. Birçok. Bir gün oruç tutan Allah rızası için diyor. 70 yıl allah Teala onu cehenneme haram kılar. 70 yıl cehennemden onu uzak tutar yalnızca bir güne. Ramazanın gecelerini hani bakın gündüzünde tutulan orucu geçtik. Gecelerinde yapılan ibadet dahi teravih namazları olsun, geceler ihya etmek olsun, teheccüdler olsun. Kim diyor Ramazan-ı Şerif'i imanen ve ihtisaben Allah'a kalbini sımsıkı bağlamış ve yapacağı ibadetlerin sevabını Allah'tan umar bir halde geceler ihya ederse bütün günahları affedilir. Tertemiz bir şekilde Ramazan'dan çıkar diyor. Çok güzel böyle müjdeler var. var. Ama Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde de şöyle buyuruyor ki Her kim ki kavle zur vel amele bih çirkin sözleri dilinden yalanı dolanı iftirayı hilleyi hulleyi atmıyor. Bunu bırakmıyor. Yaptığı amellerde de bu çirkinliği kendisinden terk etmiyor. Hala çirkinlik pislik üzerine rezillik üzerine devam ediyor. Böyle bir kişinin diyor tutacağı oruçta yemeği ve içmeyi terk etmesine Allah'ın hiçbir ihtiyacı yok. Sen orucunu tutmuşsun, sabahsa kalkmışsın, tıka basa savrunu yapmışsın, akşama kadar zaten kış geliyor şu anda. Yani günler daha da kısalmak üzere önümüzdeki senelerde de. 10 saat, 12 saat neyse aç kalmışsın, yememişsin, içmemişsin. Bu. Ben oruç tuttum. Diye kendini kandırıyorsan eğer yanlışlara devam edip, o yanlışlardan hiçbir şekilde ele tek çekmiyorsan, dilinden yalanı dolanı, çirkin boş sözleri bırakmıyorsan o zaman diyor ki Peygamber Edişan senin bu tuttuğun orucun sana bir faydası yok. Allah'a hiçbir faydası yok zaten. Allah'ın buna hiçbir ihtiyacı yok. Sen kendini bu şekilde oruç tuttum zannediyorsun sadece. Alnın beş kere günde secdeye de gitse, yıllarca namaz da kılsan, o kıldığın namaz seni eğer ki getirmesi gereken noktaya getirmiyorsa, seni fuhşiyattan, çirkinliklerden koymuyorsa, Sadece üzerindeki yükü düşürmüş olursun. Başka hiçbir şey kazanamazsın diyor. Yine buna benzer başka hadis-i şerifler Peygamber Efendimiz buyuruyor. Nice geceleri ibadetle geçirenler var. Nice böyle günlerini oruçla geçirenler var. Tek kazançları açlık ve uykusuzluk. Başka bir kazancı yok adamın. Gecesini böyle komple ibadetle geçirmiş. Elinde olan tek şey uykusuzluğu. Başka hiçbir şey yok ya. Hani ve kendisini kandırıyor bu adam. Ben Allah'a ibadetkar bir kulum. Ahirette de iyi şekilde karşılanacağını bekliyor yani. Allah'ın merhametini umuyor bu yaptığı ibadetlerle rahmetine nail olabileceğini zannediyor. En büyük müflis bu işte diyor buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gidecek ahirette ama bakacak elinde hiçbir şey kalmamış. Yaptıkları hiçbir işe yaramamış ki. Ortaya bir şey çıkartamamış. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem işte bu şekilde de dikkat etmemiz gerektiğini bizlere öğretiyor. Allah subhanahu ve, <laughs> ve teala Kur'an'ın kerimde birçok ayeti kerime buyuruyor insanlara hitaben. Bu ayetlerin bazısında kullarına ey müminler diye hitap ederken bazılarında ey insanlar diye de hitap ediyor. Şimdi ibadet kime lazımdır? İbadet mümin olan bir kulu bağlar. Yani sen bir kafire ey kafir namazı şöyle 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 kıl diye hüküm vermen abes olur. Adamın imandan yoksun. Dolayısıyla onun namazla sorumlu tutmazsın zaten. Sen Ramazan'da şu orucunu şu vakitte başlayacaksın, şu vakitte bitireceksin demezsin ona. Zekatını şunları şunları vereceksin demezsin ona. Neden? onun önce iman etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tarz hükümlerin hepsi kimi bağlar? Müminleri bağlar. Okuduğum ayeti kerimede hutbenin başında Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakum." Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Ey insanlar deyince bunun içerisinde mümin girdi mi? Girdi. Kafirler girdi mi? Hepsi girdi. İster Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister ateist, putperest ne olursa Hangi tür dine ibadet edildiğini hiç fark etmez. Bütün insanları kapsar bir şekilde Allah Teala diyor ki Rabbinize ibadet edin. İbadet edin. İbadet kimi bağlar demiştik? Müminleri bağlar. Şimdi getireceğimiz nokta şurası. Biz bir şeyler yapıyoruz, ibadetler yapıyoruz yani. Yaptığımız ibadetlerde eğer ki özü yakalamazsak o ibadetler bize hiçbir şey katmıyor. Elimizde bir sıfır olarak kalıyor. Elimizde yalnızca bir açlık kalır. Ramazan-ı Şerif'i eğer boş bir şekilde geçirirsek. Açlık kalır. Başka hiçbir şey kalmaz. Gecelerini ihya etmeye kalkıp da kendimizi eğer kötü amellerden hala alıkoymuyorsak. Bedenimiz hala çirkinliklere, pisliklere, rezilliklere çok rahat gidebiliyorsa. Bunları kalbimiz hala hoş görmeye devam ediyorsa. He, bize bu ibadet hiçbir şey katmamış. Demek ki biz ibadetin meyvesini alamamışız. allah Teala ayeti-i kerimede işte bizleri aslında şunun altını çiziyor. Diyor ki siz müminleri bağlayan konulara çok dalıp da müminleri bağlayan konu nedir? İbadetlerdir, namazdır, oruçtur bunlardır hani bunun gibiler. Bunlara, bunların zahirine çok dalıp da, çok dalıp da insanlığınızı unutmayın. O yüzden Allah Teala hitabı nasıl başlatıyor? Ya eyühen nas, ey insanlar ibadet edin. Sen insanlığını bırakıp ne demek insanlığını bırakıp? Dilinde yalan varsa, İnsanlara hainlikle bakabiliyorsan, bir kadına kötü gözle bakabiliyorsan, kalbinde rezillikler, pislikler doluysa, yalanla dolanla iş yürütüyorsan hala, sahtekar bir adamın tekiysen, kötü ameller senden çok rahat sudur edebiliyorsan, bunların hiçbirisinden pişmanlık duymuyorsan, sen insanlıktan nasibini almamışsan, almamışsan, kalkıp da ibadet ettiğin zaman o ibadetlerin sana artı getireceğini zannetme. Efendimiz buyuruyor ki, oruç bir kalkandır. Kim için? tuttuğu orucunu zedelemeyecek kişiler için bir kalkandır. Sahabe-i kiram soruyor, ya Resulallah orucu ne zedeler? Yalan zedeler, gıybet zedeler. Sen bir arkadaşın arkasından çok rahat atıp tutabiliyorsan burada yok diye, çok rahat ortaya böyle sallayabiliyorsan, sen daha henüz insanlık vasıflarını hakkıyla kazanamamışsın zaten. Kalkıp üstüne müminlik vasıflarını getirip de ibadet yapmaya çalışabilirsin, bunları yapıyor olabilirsin ama sen daha en başta insan olamamışsın. Önce ya bakın hayvanlardan mümin olan hayvan diye bir şey var mı? Yok. Var mı köpeklerden iman eden böyle bir şey? Yok. İman, küfür bunlar insanları bağlar. Kalbi olanları bağlar. Sorumluluk sahibi olanı bağlar. Sen henüz daha insan olamadıysan, cinler de gene aynı şeylerle muhataplar. İnsandan kası sen eğer ahlakını henüz doğru bir noktaya getiremediysen, manevi boyutta bir insan olamadıysan, nasibini alamadıysan kalkıp da ibadetler yapmışsın, Ramazan orucunu tutmuşsun, işte teravihleri kaçırmamışsın, iftarlar verdirtmişsin. Bir mum gibi etrafını yakmışsın, aydınlatmışsın ama kendini eritip bitirmişsin. Kendine tek kuruş fayda sağlayamamışsın. Allahu Teala bizlere bu ibadetleri emrederken bizim aslında insanlığımızın daha da gelişmesi için yardımcı olarak bunları söylüyor. Sen çünkü kalbinden Allah'ı tamamen attığın zaman Allah'ın huzuruna günde beş kere olsun diyor ki Allah Teala benim yanıma gelin. Benim huzurumda olduğunuzun bilincinde olun. Sen bunu attığın zaman en az 5 diyor Allah Teala. Sen bu beşi de hiç yapmazsan yapacağın bir anlaşmada, bir alışverişte, bir satışta sen orada hani Allah beni gözetiyor. Ben bu işte malımı satarken adaletli olayım. Varsa bir yanlışı, eksiği ben bu malımı söyleyeyim demezsin. Ahireti düşünerek hareket etmezsin. Allah beni şu an görüyor. Yapacağım işi ona göre sağlam yapayım, güzel yapayım, düzgün yapayım demezsin. Allah oruç tut diyor. Bir ay tut diyor sana sadece bunu farz kılıyor bir ayı. Ama Allah'ın senden istediği ne? O tuttuğun oruç, o tuttuğun oruç senin nefsinin azgınlıklarını azatsın ve sen insanlığına tekrar geri dön. Ruhunun senden beklediklerine tekrar geri dön. Ben sana bunu bir ay tut diye emrediyorum. Asıl amacı bunun bu zaten. Sen ama oruç tutup kendini aç bırakıp geceleri ibadetle geçirip Allah yolunda gittiğini zannedip de eğer insanlığını kaybetmişsen ahlakın beter olmuşsa kendini kandırmışsın şimdiye kadar ve bütün ömrün boşa geçmiş demektir. Unutmayalım allah Teala'nın bize olan hitabı ne o? Ey insanlar diye bize hitap ediyor. İnsanlığımızdan çıktığımız zaman yapacağımız hiçbir şeyin faydasını göremeyiz. allah Teala önümüzdeki Ramazan'ı da yaşayacağımız bütün anları insan olarak yaşamayı bizlere nasip eylesin. Ramazan'ın şereften en güzel nasipleri alabilmeye cümlemize ikram eylesin.